izin ver. Senin için yazılmış olmama. Gülümse yeter bana. Burak Bey? Benim karnım acıkmıştı da. Ne hazırlayayım size? Teşekkürler. Ben bir şeyler atıştırdım. Ben de tam odama gidiyordum. İyi geceler. İyi geceler. Anneciğim, ben su içmeye kalkmıştım. Burak Bey'in de karnı acıkmış. Olmaz Aslı. Madem mutfakta Burak Bey'i gördün, girmeyecektin. Ya baş başa kalmamaya özen göster çocuğum. Selda Hanım da gelebilirdi mutfağa. Haklısın anneciğim. Ben düşünemedim. Aslım, ne olur bana laf getirme. Ben bu insanlara hiçbir sorun çıkmayacağına dair söz verdim. Lütfen. Tamam. Daha dikkatli olacağım anneciğim. Söz veriyorum. Tamam yavrum. Geç oldu, hadi yatalım. Olamaz. Olabilir mi acaba? Olsa ne olur ki? Ne anlar o öyle duygulardan? Sevgilisi olduğu halde bana söylediklerine bak. Bir kere sadık değil. Kesin benimle dalga geçiyor. Buldu tabii oyuncak. Aslı, uyumadın mı sen daha kuzum? Sabah erken kalkacaksın, hadi yat. Tamam anneciğim, yatıyorum. Hadi kuzum. Oğlum ne yaptın sen ya? İyi yaptın. Hele annem. Burak'la yaşadıklarımı bir duysa. Anneme de yalan söylüyorum. Of ya, ne yapıp edip bir an önce bu evden taşınmamız lazım. Anneciğim, ben işe erken gideceğim biraz. Yavrum, kahvaltı etmeyecek misin? Yok, ben iş yerinde yerim bir şeyler. Aslı, yoksa dün gece söylediklerimden dolayı sen bana kırıldın mı? O yüzden mi böyle erkenden evden çıkıyorsun? Yok anneciğim, kırılmadım. Kırıldın sen. Anne, vallahi kırılmadım. Ayrıca sen haklıydın. Ben bundan sonra daha dikkat edeceğim, merak etme. Akıllı kuzum benim. Ben seni biliyorum Aslım da, sen tedirgin olma diye söylemedim ama Selda Hanım bu konularda çok hassas. Hangi konuda? Oğlu konusunda mı? Evet. Ne yapacakmışız biz onun oğluna? Ya canım, bir şey yapacağımızdan değil de ne bileyim işte. Tamam. Anladım ben. Anne, ben bu zamana kadar sana hiç laf getirmedim. Bundan sonra da getirmeyeceğim, merak etme. Tamam kuzucuğum. Hadi bakalım. Hayırlı işler. Sağ ol anneciğim. Bir şey ye, tamam mı orada? Tamam. Thank you.
Alo Gonca. Evet erken kalktım. Ya kulübe birlikte gidelim mi? Öncesine laflarız biraz. Evet oldu işte bir şeyler. Tamam ben şimdi çıktım zaten evden. Görüşürüz. Burak'la mı ilgili yoksa Volkan'la mı? Burak. Ne oldu? Ya ben gittikten sonra oldu değil mi? Ya niye erken gittim? Kaçırdım her şeyi değil mi? Gonca dinleyecek misin? Tamam ama çabuk anlat. Tamam. Ya sen işten çıktıktan sonra bu beni odasına çağırdı. Yine yardım istiyor. Ben de kabul etmedim. Tabii o arada ben son servisi kaçırmışım. Kaldım mı kulüpte? Mecbur ben de ona yardım etmek zorunda kaldım. Mecburen yani. Evet Gonca, servisi kaçırdım dedim ya. Bir de biliyorsun ne kadar ısrarcı olduğunu. Neyse, bütün gece birlikte çalıştık işte. Bütün gece mi? Spor kulübünde. Baş başa. Evet Gonca, baş başa. Yoksa yine? Ya, kesin değil mi? Kesin. Ay ne gene Gonca, ne? Seni yine öptü mü? Hayır Gonca öpmedi. Aslı bak emin misin? Gonca eminim tabii. Ben sana anlatmıyor muyum zaten? İyi tamam. İnandım. Peki sonra ne oldu? Sonra eve gittik. Biliyorsun aynı evde yaşıyoruz. O zaten yalın bombası. Neyse. Gece benim karnım acıktı. Onun da karnı acıkmış. Gerçekten. Bak sen şu Allah'ın işine. İkinizin de aynı anda karnı acıktı. Ha, anladım. Yani hiç birbirinizi görmek için mutfağa falan gitmediniz. Hayır Goncacığım. Yani çalıştık gece geç saate kadar. Acıkmışız demek ki. İyi tamam. Ne oldu sonra? Sonra bana sandviç hazırladı. Burak sana sandviç mi hazırladı? Kendi elleriyle falan. Kızım. Bu çocuk senden hoşlanıyor. O da öyle dedi zaten. Ne dedi? Senden hoşlanıyorum dedi. Ya acaba... Ben böyle şeyleri nasıl biliyorum? Evet Gonca, nasıl biliyorsun? Ben gerçekten anlamıyorum. Nasıl söyledi peki? Ya ne bileyim işte, basbayağı dedi. Bir dakika, sen adamı gerçekten öldürürsün aslında. Yani nasıl söyledi derken? Ellerini mi tuttu? Gözlerinin içine mi baktı? Mesela kalp atışlarını hissettin mi? Ya da ne bileyim fısıltıyla mı söyledi? Yoksa yüksek sesle böyle açık açık mı? Ay bilmiyorum Gonca, söyledi işte, bilmiyorum. Tamam Aslı, tamam. Sen ne dedin peki? Ya ben ne diyeceğim? Ben şaşırdım. Öylece dona kaldım. Sonra annem geldi. Ay Emel teyze yani tam zamanında tebrik ediyorum onu. Peki ne dedi? Ya ne diyecek? Bu durumdan rahatsız oldu. Ya yakalanmanız kötü olmuş. Yok Gonca. Bence yakalanmamız iyi oldu. Nasıl yani? Niye iyi oluyormuş? Ya evet annemin gelmesi beni kendime getirdi. Kızım... Benim o evin sahibinin oğluyla gecenin bir vakti mutfakta ne işim var? Yani annem değil de ya başka biri gelseydi? Selda Hanım gelseydi, Nihat Bey gelseydi ben ne diyecektim? Ya hadi beni bırak. Annem ne diyecekti? Kızım ben nasıl bu kadar düşüncesiz olabildim? Nasıl bu kadar sorumsuz olabildim? Hala aklım almıyor. Aslı. Hı. Ben sana nasıl bu kadar sorumsuz olabildin söyleyeyim mi? Çünkü sen de Burak'tan hoşlanıyorsun. Ya ne hoşlanması? Saçmalama Gonca. Ben kimseden hoşlanmıyorum. Ya ondan hoşlanmıyorum ben yani. Saçmaladın. Tabii tabii. Sen kimseden hoşlanmıyorsun. Burak'tan hiç hoşlanmıyorsun tabii. Ya Gonca hoşlanmıyorum dedim ya. Niye inanmıyorsun ya? Ben hoşlanmıyorum kimseden. Aman tamam. Hoşlanmıyorsun sen.
Ama başlanıyor işte. Gonca ya, sana anlatan da kabahat. Neyse hadi yürü, işe geç kalıyoruz. Çekmeye çalışıyorsun diye dalga geçerler. Daha okumamış ya. Uyuyor mu acaba hala bu kız? Hala inanamıyorum. Koskoca Masaroğlu Holding'in veliahtı senden hoşlanıyor. Ay ne büyük bir şey. Gonca abartma istersen. Ayrıca benden hoşlandığı falan da yok. Ya vakit geçirmek için kendine eğlence arıyor işte. Sanki sevgilisi yetmiyor. Bence o kıza aşık falan değil. Aşık değil mi? Nereden anladın? Ben anlarım canım. Ya gerçekten nereden anladın? Bakışlarından. Aşık adam farklı olur. Sevdiği kadının gözlerine derin derin bakar. O kadar derin bakar ki o anın içinde hapsolursun. Başka hiçbir yere gitmek istemezsin. Sonsuza kadar orada kalmak istersin. Dünya yansa umurunda olmaz sonra. Koca evrenin içinde sanki ikiniz yapayalnız kalırsınız. Sence Burak'la o kız arasında böyle bir çekim var mı? Bence yok. Sana diyorum. Aman Burak, ne anlar aşktan, sevgiden? Bence o kadar emin olma. Sana aşık olursa hiç şaşırmam. Yani sonuçta o kadar beraber vakit geçirdikten sonra bence geç bile kaldı. Volkan bitti, Burak başladı. Sen ne zaman vazgeçeceksin bana gaz vermekten? Tamam, sustum. Sustum. Ne oldu? Seninki kalkmadı bak. Ay Nihat'cığım erken, daha kalkar birazdan. Oo. Dün azar işitmemek için öyle bir hevesle işe gitti ama bugün çok zor. Ay Nihat'cığım ben seninle aynı fikirde falan diyeyim. Göreceksin bak nasıl şimdi kalkıp işe gidecek. Tabii. Öğlen kalkar. Ondan sonra akşama doğru kulübe bir uğrar. O da çalışanlara bir el sallar, merhaba der. Yani keyfi olursa spor yapar, olmazsa yapmaz. Hepsi bu işte. Ay Nihat, ne kadar ön yargılısın ya. Ön yargı mı? Hayatım, ön yargı tanımadığınız insanlar hakkında fikir yürütmektir. Oysa ben oğlumu çok iyi tanıyorum, değil mi? Buna ön yargı denmez. Buna analiz denir. İnşallah seni utandırır. Artık başka da bir şey demiyorum yani. Ama ben utanmaya hazırım. Bir kere de sen beni utandırsan, ha? Ne güzel olur. Günaydın. Canım. Günaydın. Günaydın oğlum. Gel otursana, kahvaltını yap. Ben hemen bir şeyler atıştırıp çıkacağım. Malum iş beklemez. Günaydın. İşe birlikte gidelim mi? Mesaj atmış. Ne demiş? İşe birlikte gidelim mi demiş. Hep ben sana gaz veriyorum değil mi? Evrenin bu konuda hiçbir parmağı yok. Kızım hoşlanıyor çocuk işte senden. Bakar mısınız? Ben bakarım. Neyse ne. Şu an buradasın ya. Çok mutluyum.
Belki de senden çok hoşlanıyorumdur. Olamaz mı? Günaydın. Ay Emel Hanım. Ay börek mi o? Ay ne yapıyorsun sen? Biz rejimdeyiz biliyorsun. Az yağlı hafif bir börek. Ayol böreğin az yağlısı falan mı olur? Ay ben dayanamam da şimdi. Bak şu böreğe bak şimdi bana böyle bakıyor. Ye beni ye beni diyor. Merak etmeyin gerçekten çok hafif bir börek. Bu sabah değişiklik olsun dedim. Emel Hanım sen bir tane daha koy bana. Ay Nihat. Şöyle. Çok güzel olmuş. Tam benim istediğim gibi böyle çıtır çıtır. Elinize sağlık Mağlan. Afiyet olsun. Bugüne kadar çok karşı geldim ama gerçekten sizin gibi gelmedim. Aynen ben de öyle düşünüyorum. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Gerçekten çok lezzetli. Afiyet olsun. Kızınız da sizin bu yeteneklerinizi almış mı sizden? Aslım çok yeteneklidir ama özellikle pastaları çok meşhur. Öyle mi? Ben pastayı çok severim. Bir pasta yapsa da yesek biz de. Ya ben kızınızı bu arada görmüyorum. Odasından hiç çıkmıyor mu? Ya da sen öyle mi tembikledin? Yok canım, olur mu öyle şey? Nihat Bey Aslı çalışıyor da o yüzden. Çalışıyor mu? Nerede çalışıyor? Neresiydi? Ay Aslı söyledi ama şu anda unuttum. Ama çok saygın bir işletmeymiş. Kafesinde çalışıyor. Ne güzel. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Sağ olun. Ya kız şehir dışından yeni geldi. Hemen gitmiş iş bulmuş. Ay, maşallah o kadar çalışkan bir kız yani. Yani ne yapsınlar bu hayat koşullarında? Tabii ana kız işte geçinmeye çalışıyorlar. Doğru. Hayatım sen de sık sık ilgilen. Onların bir ihtiyacı var mı sor. Olur mu? Onlara sahip çıkmalıyız. Merak etme canım. Afiyet olsun. Aa, daha bir şey yemedin. Ha, bu soruyu niye bana hiç sormuyorsun acaba? Bir tanem, senin kolesterolün olmadan önce ben sana karışıyor muydum? Tamam artık o börek yeter. Mesajımı okumasına rağmen niye cevap vermiyor ki bu kız bana ya? Bir şey mi istediniz? Ben bir bardak su alabilir miyim? Hemen. Günaydın Burak Bey. Günaydın. Emel'cim, Aslı'yı göremedin bu sabah. Erken mi çıktı? Erken çıktı. Kolay gelsin. Aa, hayret. Kendi suyunu gelip kendi mi aldı? Öyle olsun bakalım. İş yerinde görüşürüz. Baba, günaydın. Günaydın oğlum. Volkan,
Dün konuşamadık. Akşamki parti için bütün hazırlıklar tamam değil mi? Her şey tamam. Bizim sürprizimize bayılacak Eda. Kesinlikle yani. Bizden asla böyle bir şey beklemiyor. Ya bu sürpriz ona çok iyi gelecek. Biliyorsun. Eda doğum günlerinde fazlasıyla duygusallaşıyor. Her ne kadar bahsetmese de çok iyi biliyorum. Her doğum gününde acaba annemden bir haber çıkar mı diye bekliyorum. Yani o yüzden her doğum günden önce bu kadar heyecanlıyım. Yani gün sonunda hayal kırıklığına uğrayacağını bile bile yine de bekliyor. Yıllar geçtikçe insanlar yaşadığı acıları unutur derler. Ama bu hiç öyle bir şey değil baba. Benim yıllar geçtikçe anneme olan öfkem daha da artıyor. Ama kendim için değil. Kardeşim bu kadar üzüldüğü için. Annen de böyle olsun istemezdi. Ya onun da kendine göre haklı sebepleri. Lütfen baba. Ben artık çocuk değilim. Her şeyin farkındayım. Neyse ben çıkıyorum. Tamam oğlum. Kulübe mi? Evet. Tamam. Ha Volkan. Ya. Ben Eda'ya hala ne alacağıma karar veremedim. Ben de daha karar vermedim. Tamam, aklına bir şey gelirse beni haberdar et, olur mu? Olur. Ben de çıkayım doğum günü kızını uyandırayım. Anlaştık. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ay Şükran, Burak'a bakar mısın bir? Hazır mı? Burak Bey çıktı efendim. Aa! Çıktı mı? Evet efendim. Yani bu çocuk işe gitmeye bu kadar hevesli mi ya? Allah Allah. Ya bu Burak, Turgut'u kafalamasın. Ay ya bu ne kötümserlik ya. Ay yani Turgut Bey'i de tanımasak şurada. Ay, onu acaba kafalamak mümkün mü Turgut Bey'i? Vallahi doğru, pek mümkün değil. Ama tatlım ben senin neden böyle olduğunu biliyorum tabii. Niyeymiş? Çünkü tatlım sen iddiayı kaybediyorsun. Bunun da farkına vardın ve şimdi de bunu kendine yediremiyorsun. İddia mı? Ne iddiası? Aa yapma Nihat. Tamam tamam canım tamam. Edacığım gelebilir miyim? Gel babacığım. Doğum günü kızını ben uyandırayım istedim. Güzel kızım benim. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. İyi ki benim kızımsın. Sağ ol babacığım. Sen de iyi ki benim babamsın. Nasıldın baba doğduğunda? Yine anlatsana. Çok güzeldin kızım. Seni o ilk gördüğüm anı asla unutamam. İşte o an kız babası olmanın sorumluluğunu hemen omuzlarımda hissettim. Artık daha hassas olmalıydım. Çünkü benim pembeler içinde yatan narin, kırılgan, nazlı bir kızım olmuştu. Ya ben seni hemen kucağıma bile alamadım biliyor musun? Ya bir yerine bir şey olur diye korktum. Babaya kıyamam sana. Peki... Annem mutlu oldu mu? Yani sevdi mi beni? Sevmez mi? Tabii ki sevdi. Abin de o küçücük boyuyla. Benim kız kardeşim oldu diye böyle bir görsem bir havalarda falan. Siz iki erkek beni o kadar mutlu ettiniz ki hiç eksiklik yaşatmadınız. Özellikle de sen. Bize hem annelik hem babalık yaptığın ve bunca yıl başımıza bir üvey anne dikmediğin için sana teşekkür ederim. Günaydın anneciğim. Günaydın canım. Bir yere mi gidiyorsun? Bu kadar tembellik yeter. Artık çalışma zamanı. Birkaç firmayla toplantım var. Sen ne yapacaksın bugün? Bilmem. Biraz Burak'la takılırım. Sonra akşam için hazırlanırım herhalde. Tamam güzelim. Haberleşiriz o zaman. Tamam. Görüşürüz. Hoşçakalın. Tuğçe, uyandın mı? Çoktan. Dışarıdayım. Kuaföre ne zaman gideceksin? Oraya da uğrayacağım Çağla, merak etme. Tamam. Ne yap et o fotoğraflara mutlaka ulaş, tamam mı? Tamam. Sonra da bana haber ver. Merak etme.
fotoğraflar ortaya çıktığında Deniz'in yüzündeki ifadeyi görmek için sabırsızlanıyorum. Kaldığımız yerden devammış. Göreceğiz bakalım. Selam. Beklediğimden daha iyi bir performans göstermişsin. Tebrik ederim. Bunu babama da bildirirseniz. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Ancak bir daha sefere yardım almazsanız. Yardım mı? Ne yardımı ya? Burak Bey, kulübümüz 24 saat kamerayla izleniyor. Bunu söylediğiniz iyi oldu. Yalnız bu aramızda kalacak, öyle değil mi? Evet, aramızda kalabilir. Yalnız size vereceğim görevi aynı titizlikle hazırlarsanız. Yeni görev mi? Biz bu ay üyelerimiz arasında bir turnuva düzenlemeyi düşündük. Sizden istediğim bir konsept oluşturup buna bağlı bir sunum hazırlamanız. Burada da bizim geçen yıl hazırladığımız etkinliklerin sunum örnekleri var. Sanırım size yardımcı olur. Ha, tamam. Tabii tabii. O halde anlaştık. Hafta sonuna kadar sunumunuzu bekliyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Ben ne anlarım sunum hazırlamaktan ya? Beceremem ki ben. Aslı olmasa isimleri bile yazamazdım. Sahi. Nerede bu kız ya? Hala aramadı. Kaçıyor mu acaba benden? Kesin akşam söylediğim şeyden sonra utanıyor benden. Ne kadar ısrarcısın Burak ya. Merhaba. Ne haber Aslı? İyiyim, sen? İyidir. Ben de spora geldim. Gelmişken seni de göreyim dedim. Nasıl gidiyor? Alışabildin mi? Güzel. Sevindim. Akşam Eda'nın doğum günü partisine geliyorsun değil mi? Bu akşam maalesef gelemeyeceğim herhalde. Neden? Yani bir şey mi oldu? Ha, yok. Ama işten geç çıkıyorum. Eve gidip hazırlanmam falan uzun sürer. Haklısın, ben bunu düşünemedim. Ama işten erken çıkarsan ben her şey hallolur diye düşünüyorum. Yani ben senin için izin alabilirim. Gerçekten gerek yok. İlk günden sorun olmasın. Merak etme, sen söylediğinde çok haklısın. Yani buradan çıktıktan sonra yetişmem mümkün değil. Hem Eda da senin gelmene çok mutlu olacaktır. Tamam. Bu arada Burak'larda kalıyor musunuz? Yani ben buna çok şaşırdım. Bir de bana sor. Annem ben Bodrum'dayken işe başlamıştı. Meğer Burak'ların evinde çalışmaya başlamış. Bizim evimiz aniden satılınca mecburen... Eviniz mi satıldı? Yani bu yüzden Burak'larla kalıyorsunuz. Evet. Aniden sokakta kalınca annem de çareyi bu şekilde bulmuş. Sağ olsun Selda Hanım kalacak yer ayarlamış. Ama ilk hesapta ben yoktum. Bodrum'daydım ya. Aniden dönünce bana da izin vermek zorunda kaldı. Ya merak etme, amcamla yengem iyidirler. Ama ben de seni anlıyorum. Düzenin ve evini bırakmak zor olmuştur. Gerçekten çok zor oldu. Aslı. Sen çok güçlü bir kızsın. Beni meşgule alıyor ama başkalarına hiç meşgul değil. Neyse, hadi görüşürüz. Aslı. Niye meşgul alıp duruyorsun beni? Kaç kere aradım. Sabah mesaj da attım. İşim var, yoğunum. Ne oldu, ne istiyorsun? Gördük ne kadar yoğun olduğunu. Neyse. Sunum hazırlamam gerekiyor. Yardımına ihtiyacım var. Ama benim de burada işim var. Kusura bakma. Ne oluyor? Ne bu tavırlar? Ya bir şey yok. İşim var dedim ya. Dün akşam söylediğim şeylerden dolayı mı bu kadar tavırlısın? Sen ya utandın ya da havaya girip şımardın. Hangisi? Benim gerçekten işimin başına dönmem gerekiyor. Kusura bakma. Sen?
Ne haber? İyidir. Hayırdır? Aslı yanınızda bir sorun mu var? Yok, bir sorunumuz yok. Bugün yine bana yardım edecekti. Onu konuşuyorduk. Oradan bakınca bana pek istekliymiş gibi gelmedi. Kızı rahat bırak. Onun işi burada, kafede çalışmak. Senin asistanlığını yapmak değil. Seni niye bu kadar ilgilendiriyor ki bu durum? Anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok. Biz bunu daha önce konuşmuştuk. Ben Aslı'ya burada rahat olacağına dair söz verdim. Ve verdiğim sözleri ne kadar önemsediğini sen bilirsin. Bilmez miyim? Ama biraz fazla abartıyorsun bence. Yani ortada bir şey yok. Neyse. Spora mı geldin sen? Yok, ben biraz tenis oynayacağım. Peki o zaman. Ben de işin başına döneyim. Akşama erken gelirim kızım. Doğum günü partine gitmeden önce seni görmek istiyorum. Tamam babacığım. Hadi bay bay. Görüşürüz babacığım. Alo Cansu, neredesin? Ha, bana geliyorsun, tamam. Bir dakika, babam geri geldi galiba. Eda Hanım. Benim. Çiçekler seviyorum. Bana mı? Kimden? Kim oldu hakkında bir bilgi verilmedi. Üzerinde not da yok. Dediğim gibi üzgünüm, bir bilgi verilmedi. Peki, teşekkürler. Rica ederim. Kızım, bana gelen çiçekleri görmen lazım. Ya o kadar güzeller ki. Ve kimden geldiği belli değil. Ya şoktayım şu an. Kızım, Masaroğlu Holding'in veliahtlarından biri gidiyor, biri geliyor. Ne iş? Sorma Gonca. Ben de şaşırdım artık. Volkan'la ne konuştunuz? Ya şurada çatladım meraktan. Ama dur, önce Burak'la ilgili olanları anlat. Sen burada Volkan'la konuşurken Burak bayağı bozuldu galiba. Yok ya. Telefonlarını açmadım ya, ona bozulmuştur. Olabilir. Ne istiyormuş peki? Sunum varmış. Yardım istiyor benden. Ben sana dedim benimle alay ediyor. İşi var ya onda. Of Aslı, saf mısın? Yani iş bahane seninle vakit geçirmeye çalışıyor işte. Benim vaktim değerli Goncacığım. Bak işim gücüm var, çalışıyorum ben. Aman iyi, tamam. Volkan ne diyor peki? Önce Eda'nın doğum günüyle ilgili konuştuk. Buradan geç çıkıyorum, gelmem zor olur falan dedim ama işe yaramadı. Partiye gelebileyim diye işten erken çıkmam için izin alacakmış. Vay, izin almalar falan. Bahanen kalmadı yani. Yok, maalesef gidiyorum. Gideceksin tabii. Sen Volkan'ı kafanda bitirdin. Bunu kendine ispat et. Yeni bir sayfa aç, giyin, süslen. Partiye gidip eğlenmene bak. İşte bu kadar. Söylemesi kolay tabii. Yapması da kolay canım. Ya Gonca, bir tane bile elbisem yok. Kim bilir parti nasıl olacak? İnsanlar neler giyecek? Rezil olurum ben. Burak da orada olacak tabii. Ben şimdi anladım seni canım. Ya sen bunları niye dert ediyorsun? Bunlar bir şekilde çözülecek şeyler. Ayrıca Burak'ın sevgilisini görmedin mi? Senin de o kadar paran olsa sen ondan çok daha güzel olursun. Burak'ın sevgilisi ne alaka şimdi? Aman canım, öyle ağzımdan kaçıverdi. Bu kadar kıskanacağını bilseydim hiç lafını bile açmazdım. Gonca, bir sen dalga geçmiyordun. Sen dalga geç, tam olsun. Tamam canım benim ya, darılma hemen. Yani ben de ne yapayım? Tam konuyu kapatayım diyorum. Pat, yeni bir şey oluyor. Neyse, sen bunları bırak da ne kadar paran var onu söyle bana. Pastaneden aldığımız son maaşı harcamadın değil mi? Yok yok, duruyor hepsi. Tamam, benimki de duruyor. O zaman senin paranla benim paramı birleştiriyoruz. Sana çok güzel bir elbise alıyoruz. Gonca saçmalama. Bütün parayı bir tane elbise için mi harcayacağız? Yani aslında tam olarak harcayacağız denemez. Şöyle olacak. Elbiseyi sen kullandıktan sonra iade edeceğiz. Paramızı geri alacağız. Giyilmiş elbiseyi mi iade edeceğiz? Olmaz, ben öyle bir şey yapamam. Of Aslı ya, şu dürüstlüğünü öldürecek beni. Tamam. Kiralarız biz de o zaman. Nasıl yani? Baya böyle mağazalar var. Elbiseyi kiralayabiliyorsun bir geceliğine. Hatta ayakkabıyı, çantayı bile. Aa, gerçekten mi? Evet. Ben sana mağazanın adresini veririm. Sen nasılsa erken çıkıyorsun. Gidip seçersin bir şeyler. Ben tek başıma elbise seçmeyi beceremem ki. O zaman şöyle yaparız. Sen denediğin elbiselerin fotoğrafını çekip bana yolla.
Beraberce sana en çok yakışan kıyafeti seçeriz. İyi fikir. Yani hediye işini ne yapacağız? Öyle eli boş gidilmez ki. Bir de o var değil mi? Yani her şeyi olan bir kıza ne hediye alınır ki? Doğru söylüyorsun. O zaman biz de manevi bir hediyeye yoğunlaşalım. Mesela sen çizim yapmıyor musun? İlla ki yaptığın çizimler vardır. Eda'ya hediye etsen güzel olmaz mı? Evet. Hatta yeni çerçevelettim. Süper işte. Ya senin bu arkadaşın sana daha ne yapsın? Ne yapsın? Canım arkadaşım. Daha ne yapacaksın? Teşekkür ederim. Canım merhaba. Müsait misin? Merhaba canım. Müsaitim. Bir müşteriyle buluşacağım şimdi. Oraya gidiyorum. Öyle mi? Görüşmen kiminle acaba? İzmir'den bir müşteri hayatım. Erhan Bey. Peki ne kadar sürer işi? En fazla bir saat. Neden sordun? Biliyorsun bugün Eda'nın doğum günü. Ve ben hala ona bir şey alamadım. Ya çocuklar büyüdükçe bir şey almak ne kadar zorlaşıyor ya. Ya bana bu konuda yardımcı olursun diye düşündüm. Seve seve hayat. Ona güzel bir kolye alabiliriz mesela. Evet ya. Çok iyi düşündün. O zaman işim biter bitmez ben seni arıyorum, hemen buluşuyoruz. Tamam canım, senden haber bekliyorum. Cem Bey merhaba. Ben Aslı Hanım'a öğleden sonrası için izin verdim. Sizin de bilginiz olsun. Umarım sakıncası yoktur. Tamam, teşekkürler. Cem Bey'le görüştüm. Öğleden sonra çıkabilirsin. Volkan, başlayalım mı? Olur, başlayalım. Nasıl, beğendiniz mi Tuğçe Hanım? Evet, makyajla yaptıracağım. Tabii. Şu bayanı istiyorum. Songül Hanım, bakar mısınız? Tuğçe Hanım'a makyaj olacaktı. Tabii. Pastel tonlarda sade bir makyaj olacak. Tabii. Sizi bir oyuncuya benzettim ama kime çıkaramıyorum. Öyle mi? Oyuncularla çok çalıştınız mı? Ha, hemen hemen hepsiyle. Ne güzel. Ben de çoğuyla tanışırım muhabir olduğum için. Öyle mi? Evet, magazin muhabiriyim ben. Son dedikodular benden sorulur. Kim bilir, sende de ne dedikodular vardır. Yani, var tabii ama. Ben böyle çok iş yaparak kazandırdım. Para mı kazandırdın? Evet, haber satın alıyoruz biz. Ya, iyi ödüyor musunuz bari? Yani mesela ne kadar? Her sanatçının haber değeri farklı tabii. Senin bildiğin ama kimsenin bilmediği dedikodular var mı sende? Mesela oyuncu Deniz Sezer'le ilgili. Olmaz mı? Başrol oynadığı Koray'la büyük aşk yaşadılar. Gerçekten mi? Peki ispatlayabilir misin? Fotoğraf falan var mı? Buluruz. Çatlayacağım şimdi. Bu çiçek ve oyuncak kimden olabilir? Ya sen mi, ben mi? Ya öleceğim meraktan. Barış göndermiş olmasın? Olabilir mi ki? Bence o. Öyle mi diyorsun? Ya inşallah olsun. Ya bu gece benim için çok önemli. Yani hem benim açımdan hem de Aslı'yla abim açısından. Onlar açısından niye önemli ki? Bu gece barışmaları için bir fırsat olabilir. Onları barıştırmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Bu gece Aslı o kadar güzel olmalı ki abimin kalbini yeniden fethetmeli. Ya Aslı zaten güzel. Ya güzel de böyle daha güzel, daha farklı, böyle daha etkileyici olmalı. Prenses gibi, anladın mı? Ya onu hazırlamam lazım. İyi de bunu nasıl yapacaksın ki? Kızı arayıp seni güzelleştireceğim mi diyeceksin? Hayır canım, öyle demeyeceğim.
Ama nasıl yapacağımı biliyorum galiba. Ya sen nasılsın? İyiyim ben de. Ben senden bir şey rica etmek istiyorum. Yani beni kırmazsan çok mutlu olurum. Tabii söyle. Bugün öğleden sonra işin yoksa benimle buluşabilir misin? Ya Cansu benimle kuaföre gelecekti ama bir işi çıktı. Ben şimdi böyle tek başıma saçıma, makyajıma falan da karar veremem. Yani eğer gelebilirsen beni kırmayacaksın değil mi? Tamam ama şimdi benim biraz işim var Eda'cığım. Seni sonra arasam olur mu? Tamam olur. O zaman haberleşiriz. Öpüyorum. Onu dünyanın en güzel kızı yapacağım. Tabii kendimden sonra. Harikasın kızım. Ya ben şimdi seninle kuaföre gelemeyeceğim mi? Ben orasını unuttum ya. Pardon. Neyse. En azından hayırlı bir iş için. Evet. Umarım. Su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecek kandırırsın. O da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın. Nasıl istersen. Mükemmel olmasın, benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Dün vakit hiç geçmiyor ya. Harbiden çok bunaldım. Yardım etseydi şimdiye kadar çoktan bitmişti. Benim kalbim her şeye yeter. Neyse, ona ihtiyacım yok artık. Efendim. Aşkım ne yapıyorsun? İyidir, kulüpteyim. Ne zaman görüşüyoruz? Bugün bir şeyler yapalım ya. Ben çok sıkıldım. Ben de sıkıldım Çağla ama maalesef çalışıyorum. Ya Burak, sen ciddi ciddi çalışmaya mı başladın? Evet Çağla. Babamla yaşadıklarımı biliyorsun. Artık benim yüzümden annem de zor durumda kalıyor. Ya ben daha sık görüşelim diye İstanbul'a geliyorum. Sen çalışmaya başlıyorsun. Çağla ne yapabilirim? Tamam, yani sen de haklısın ama ben seni çok özlediğim için böyle tepki verdim. Ya aslında görüşebiliriz ama önce işlerimi bitirmem lazım. Sen de gelip bana yardım edersen kısa sürede biter. Nasıl yani? Ben de mi çalışacağım? Ya sunum hazırlamam lazım. Sen de bana fikir verirsin. Hemen birlikte yaparız. Ne dersin? Hayatım, çok isterim ama ben öyle işlerden anlamam ki. Neyse canım ya, o zaman sen işine bak. Sonra görüşürüz. Zaten akşam Eda'nın doğum günü partisi var. Ben ancak hazırlanırım ona. Tamam. O zaman akşama görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Ay Burak, benden istediğin şeye bak ya. Bunca yıllık sevgilim bana yardım etmezken...
Bence o da benden hoşlanıyor. Alo? Tamamdır. Fotoğrafları aldım. Aldın mı? Harikasın Tuğçe. Hemen yolla, bekliyorum. Bunları gördüğünde ne edecek? Ne yapsam acaba? Bu sürprizi partiye mi saklasam? Hem Deniz'in yüz ifadesini de görmüş olurum. Ya da partiye bile gelemese mi? Çok teşekkürler Erhan Bey. Görüşmek üzere. Ben sizi ararım. Tabii. Canım, çok bekletmedim inşallah. Yok, hayır. Bir şey mi oldu? Ya bu müşteri ne kadar centilmen bir beyefendiymiş öyle. Arabaya kadar geçirmeler falan. Beni kıskanmana bayılıyorum. Gerçekten mi? Rahatsız olmadın mı? Yok. Neden rahatsız olayım ki? Ya yanlış anlama ama sen biraz işkoliksin ya. Bu tavrından rahatsız olursun diye düşündüm. O yüzden bütün kıskançlığımı bastırıp duruyorum. Seni en çok neden seviyorum biliyor musun? Çünkü bana kadın olduğumu hatırlatıyorsun. O kadar çok unuttuğum bir şeydi ki bu. Hadi hadi. Efendim abi. Gonca, ne yapıyorsun kız? Ne yapayım abi? Çalışıyorum. Şimdi bizim Ankara'da yeni açılacak olan fabrikanın tesisatında bir sorun oluşmuş. Akşam eve uğramadan direkt Ankara'ya geçeceğim ben. Gece de orada kalırız. Haberin olsun. Tamam abicim. Kapıyı, bacayı iyi kilitle. Tamam abicim, merak etme. İyi yolculuklar. Hadi bakalım, sağ ol. Aa, abim yok bu gece. Ne yapsam acaba? Gonca, ne oldu? Ya abim Ankara'ya gidiyormuş da. Sen niye bu kadar seviniyorsun? Kızım, bu şu demek oluyor. Koskocaman ev, bu gece benim. Yani Erdem'le baş başa kalabiliriz. Erdem'i eve mi çağıracaksın? Ya kızım, ya bir gören olursa? Zaten sizin mahalledeki komşular ajan gibi. Abim birkaç kişiyi tembih etmiştir bile göz kulak olun diye. Of Aslı ya. Resmen hevesim kursağımda kaldı. Ya ama Gonca, dostun olarak benim doğruları söylemem gerekiyor. Abine yine yakalanırsan çok kötü şeyler olur. Haklısın galiba. Ne yapalım canım? Tamam. Sen mağazanın adresini aldın değil mi? Evet, aldım. Elbiseleri bana göstermeyi de unutmuyorsun. Tamam, merak etme. İyi eğlenceler o zaman. Sağ ol canım. Eda, benim işim bitti. Nerede, ne zaman buluşalım? Aa, ben de o tarafa gidecektim zaten. Tamam. Görüşürüz. Of. Burada hiç zaman geçmez mi ya? Gideceğim kuaför mağazanın hemen yanındaymış. Mesele şimdi ben oraya nasıl gideceğim? Yok artık ya. Ne öyle peşinden koşar gibi. Ama kafeye gidip bir şeyler içebilirim belki. Nasıl? Çıkıyor musun? Evet. Ben de çıkacağım. Eğer istersen seni de gideceğin yere kadar bırakırım. Zahmet olmasın. Yok canım, ne zahmeti? Tamam. Burada bu kadar vakit geçirmek yeter.
Umarım bu mağazada Eda'nın zevkine göre uygun bir şey buluruz ha. Ben bulabileceğimize eminim. Merhaba. Sinan Bey, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim size? Kızım Eda'nın doğum günü. Ona bir hediye bakacağız. Buyurun efendim. Eda akşam yapacağımız sürprize çok şaşıracak. Evet, çok heyecanlı. Siz bugün hiç konuştunuz mu? Konuştuk. Hatta ben şimdi onun yanına gidiyorum. Saç ve makyaj konusunda benden yardım istedi. Cansu'dan sonra ilk defa biriyle bu kadar samimi olduğunu görüyorum. Isındı herhalde bana. Sen onu tanımadığın için sana normal geliyor olabilir. Eda ne kadar çocuk gibi görünse de aslında duvarları olan soğuk bir kızdır. Yani öyle herkesle kolay kolay samimi olamaz. Bence beni sevmesi bir yana bizi çok sevdi. Bizi derken sevgili numarası yaptığımızı bilmiyordu ya. Deniz'e hiç sınamadı mesela. Hatta barıştığımızı öğrenince muhtemelen şok olacaktır. Ya ve sırf Eda huzursuz olmasın diye Deniz'i partiye davet etmedim. Düşün. O kadar diyorsun yani. Maalesef. Bence çok zarif bir parça. Ya bence de. Ben de onu çok beğendim. Küpeler çok güzelmiş. Ama yaşı için biraz fazla gösterişli olur herhalde, öyle değil mi? Ya Elçin, benimle buraya geldiğin için sana çok teşekkür ederim. Ya sen olmasan ben o mu bu mu diye karar veremezdim. Rica ediyorum canım, ne demek? Ben de büyük keyif aldım. Ayrıca baksana, birlikte çocuklarımız için bir şeyler yapıyoruz. Daha çok şeyler yapacağız. Akşam doğum günden sonra Eda ile konuşacağım. Artık bir araya gelmemizin zamanı geldi. Birlikte çok güzel bir aile olacağız. Umarım. Deniz'cim, nasılsın canım? İyidir. Akşam için hazırlanmaya başladın mı? Akşam ne var ki? Nasıl ne var? Eda'nın doğum günü partisi tabii ki. Volkan çağırmadı mı yoksa seni? Tabii ki çağırdı canım. Bir an için unutmuşum sadece. Benim çok önemli, daha önceden vermiş olduğum bir söz olduğu için ne yazık ki katılamayacağım. Aa, çok üzüldüm canım. Ne yapalım, sonra görüşürüz artık. Sözü varmışmış. Yalancı. İyi ki akıl edip aradım. Ne yapalım artık? Madem partide yüzünü göremeyeceğiz, bombayı patlatmak için daha fazla beklemeyelim. Tatam. Canım, bu ne? Benim güzel sevgilime çok yakışacak, eminim. Hayatım, ne gerek vardı? Biz buraya Eda'ya hediye almaya gelmedik ya. Ne var canım ya? Benim hayatımdaki hanımları mutlu etmeye hakkım yok mu? Ya sen harikasın. Ha, çok güzeller. Teşekkür ederim. Okun iyi misin?
Özür dilerim. Önemli değil. Ne oldu? Anlatır mısın? Biraz sakinleşmem için izin verir misin? Tamam. Ama bu şekilde araba kullanma. Ya bir yerde duralım ne olur. Anlatmak ister misin? Deniz. Deniz bana yalan söylemiş. Dizdeki rol arkadaş. Paramızda bir şey yok diyordu ama. Fotoğrafta gördüm ben. Her şey tam tersi. Öyle değil mi? Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Ona bir şans daha vermemeliydim. Ama böyle olacağını nereden bilebilirdim ki? Babam seni bir kere özen bir daha özer demişti. Onu dinlemeliydim. Bence kendini suçlama. Ayrıca kaybeden sen değilsin ki. Kaybeden o. Evet. Bu sefer beni gerçekten kaybetti. Ya neden bu kadar zor anlamıyorum. İki insan birbirini sevdiği sürece her şeyin daha kolay olması gerekmiyor mu? Yani her şey böyle güzel giderken ilişkiyi bu hale getiren ne sence? Bilmem. Ben daha önce bir ilişki yaşamadığım için bir fikrim yok. Nasıl yani? Daha önce sevgilin olmadı mı? Olmadı. Yani seninle sevgili numarası yapmamızın dışında olmadı. Yani senin gibi tatlı ve cici bir kızın sevgilisi olmaması çok garip. O zaman çok seçici olmalısın. Aslında bu düşündüğüm sana çocukça gelebilir ama ben her insanın bir ruh eşi olduğuna inanıyorum. Yani sonsuz aşkla bağlanabileceği ve ömür boyu hiç kopmayacağı biri. Tabii öyle birini bulmak çok büyük bir şans. Ne oldu? Neden gülüyorsun? Komik mi? Yok, o yüzden gülmedim. Yani söylediği şey ben de katılıyorum. O yüzden de hoşuma gitti. Eda arıyor. Aa, lütfen olanlardan ona bahsetme. Uzun şey. Tabii merak etme. Efendim Eda'cığım. Tamam hemen geliyorum. Görüşürüz. Ya sen de benim yüzümden geç kaldın. Önemli değil. Sen daha iyisin değil mi? Daha iyi. Teşekkürler. Rica ederim. Hadi. İsmail abi, efendim? Ben bir 5 dakika mola veriyorum. Tamam. Erdem, canım ne yapıyorsun? Ya ne yapayım, öyle boş boş dolanıyorum. Ya Gonca ben çok bunaldım ya, seni de özledim. Ya aynı şehirdeyiz, görüşemiyoruz bile doğru düzgün ya. Evet canım ya. Keşke bu akşam birlikte olabilsek. Aslında bir fırsat var ama. Nasıl ya, nasıl bir fırsatımız var ya? Abim Ankara'ya gitti. Evde yok bu gece. İyi tamam o zaman ben de size geleyim. Ben de öyle düşündüm. Ama komşuları ne yapacağız? Abim kesin tembihlemiştir. Kim geldi, kim gitti hemen rapor ederler abime komşular. Hadi ya. İyi ne yapalım? İyi, kapatıyorum ben o zaman. Tamam. Bendeki şansa bak ya. Abisi evde yok. Gidemiyor. Eda bekliyor. Fazla vaktim yok. Sence hangisi? Ya ama böyle aceleye getirilmez ki. Önemli bir şey bu. Dur bakayım. Ya tamam. Ben bu ikisini beğendim ama.
Şu pembe olan güzele benziyor. Bir üstüne tutsana. Tamam. Sence nasıl? Bence bu çok güzel olacak. Harika görüneceksin. Gerçekten mi? Evet, kesinlikle. Budur. Tamam o zaman. Hadi geç kaldım. Kapatıyorum. Görüşürüz. İyi eğlenceler. Canım arkadaşım benim ya. Bu gece çok canlar yakacak kesin. Canım hoş geldiniz. Merhaba, Soner yok mu acaba? Buradayım, Caniko. Hoş geldin. Hoş geldin. Caniko, bugün senin doğum günün değil mi? Evet. Arkadaşlar alkışlayın. Happy birthday to you. Happy birthday to you bebişim. İyi ki doğdun. Ay çok tatlısın sen ya. Sen de öylesin aşkım benim. Soner'cim bak şimdi ben sana bir şey soracağım. Tamam. Şimdi benim bir arkadaşım gelecek. Hı hı. Eda'cığım kusura bakma geciktim. Ya hiç önemli değil. Canım hoş geldin. Merhaba. Soner ben. Merhaba. Ben de Aslı. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Yalnız kızlar sizi biraz bekleteceğiz. Şöyle alalım. Bu arada ne içersiniz? Aa kahve içer miyiz? Belki birbirimize falda bakarız. Olur içeriz ama ben faldan anlamam. Aslı'cığım iyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bu yaşananlardan sonra doğum günüme bile gelmezsin zannetmiştim ama sen beni kırmadın. Bak yaşananlar adı üstünde yaşandı ve bitti. Ben senin arkadaşın olarak geldim. Sadece senin için. Biliyorum. Ben zaten sana söz verdim merak etme. Tamam. Artık başka sürpriz yok değil mi? Yani yapsam da zaten elime yüzüme bulaştırıyorum. Ben sana kendimi çok yakın hissediyorum. Çünkü sen gerçek bir insansın, doğalsın yani. Sen de öylesin Eda'cığım. O yüzden sana güvenebileceğimi biliyorum. Seninle bir şey paylaşmak istiyorum ama aramızda kalırsa. Ha, tabii ki. Hoşlandığım biri var da. Bugün o da doğum günüme gelecek. O yüzden çok heyecanlıyım. Ben şimdi anladım. Bütün bu hazırlıklar onun için. Evet. Yani ona açılmayı planlıyorum. Ya o kadar kör ki. Benim farkımda bile değil. Ama ben tüm cesaretimi toplayıp onunla konuşmaya karar verdim. Umarım o da sana karşı bir şeyler hissediyordur. Evet. Karşılıksız aşk o kadar zor ki. Böyle... Elini uzatsan tutacak kadar yakın ama bir o kadar uzak. Hep onu görmek istiyorsun. Onu görmek için türlü türlü planlar kuruyorsun. Hep onu düşünüyorsun. Ama o bunun farkında bile değil. Artık duygularımı bilmeli. Ya sonu hüsranla bile bitse ben ona duygularımı söyleyeceğim. Eda'cığım. Aşk cesaret ve sabır ister. Senin onu ne kadar çok sevdiğin belli. Umarım o da senin sevgine layık biri olur. Sanırım bu benim en büyük hayalim. Efendim babacığım. Kuafördeyim. Yani en geç 2 saate kadar bitmiş olur. Ha sen alacaksın beni. Tamam süper. Tamam o zaman haberleşiriz. Öpüyorum çok. Canım babam beni alacakmış da. İstersen seni de eve bırakırız. Yok gerek yok. Zaten benim bu civarda bir işim var. Tamam canım sen nasıl istersen. Kızlar başlayalım mı? Olur. Ay yok ben bir şey yaptırmayacağım. Aa olur mu canım öyle şey? Geldik buraya kadar güzelleşelim. Yok gerçekten gerek yok.
Bebeğim, burası geldiğiniz gibi çıkamayacağınız tek yer. Üzgünüm. Hadi hadi Eda, doğum günü kızı. E sen de arkadaşsın. İtiraz istemem. İkiniz de bendensiniz. Ah bir dakika. Müziksiz olmaz. Motive olmamız lazım. Telefondan mı? Evet. Arkadaşlar bu standı şöyle alalım. Barış, pasta geldi mi? Geldi geldi. Bu arada organizasyonu çok iyi yapmışsınız. Ellerinize sağlık. Ne demek kanka? Yoldayız. Barış arayabilir. Eda'yı arayabilirsin. Hah tamam arıyorum. Efendim Barış, Barış abi. Eda sana kötü bir haberim var. Ne oldu? Yoksa doğum günü partime katılamayacak mısın? Yok, mekanla ilgili bir problem çıkmış da bu akşam partiyi yapamayacağız. Ne? Ama neden? Ruhsatla ilgili bir sorun çıkmış da mekanı kapattılar birkaç gün. Açıldıktan sonra yaparız artık. Neyse kapamam lazım benim, kusura bakma. Tamamdır. Baba ya, ya ne yapacağım ben şimdi? Ya herkesi çağırdım ben, ne derim? Ya inanmıyorum. Dur kızım ya, panik yapma. Bir eve gidelim önce. Of baba ya, ya gerçekten inanamıyorum. Selam. Uzan ne haber? İyidir. Ne haber? İyidir. Doğum günü kızı gelmedi mi hala? Yoldalar. Burası ne güzel olmuş böyle ya. Tebrikler Barış. Sağ ol kanka. Çağla nerede? Kendi gelecek. Geldik. Hazırlanın. Arkadaşlar geliyorlar. Açmıyor telefonunu. Bari ona haber verseydim. Eda'cığım gel bahçeye bakalım. Abin orada galiba. O iptal olduğunu biliyor mu ki? Ne işi var evde? Gel bakalım gel. Gel sen. Sürpriz! Babacığım inanmıyorum. İyi ki doğdun prenses. Teşekkür ederim abicim. Doğdun ufaklık. Teşekkür ederim. Nice mutlu yılları canım. Çok teşekkür ederim. Ya gerçekten inanamıyorum. Teşekkürler babacığım. Eda'cığım 5 dakika içeri verir mi? Olur. Gidiyoruz. Ne oldu babacığım? Ya Eda, burada bir şey eksik. Nedir? Bu. Babacığım ne gerek vardı? Umarım beğenirsin kızım. Babacığım bu çok güzel. Çok zevklisin, bayıldım. Gerçekten çok teşekkür ederim. Rica ederim kızım. İyi günlerde kullan. Hadi gel takalım hadi. Olur.
çok yakıştı kızım. Nice yaşlara. Babacığım çok teşekkür ederim. Hadi sen arkadaşların yanına git hadi. Ben biraz yanınıza gelirim. Tamam babacığım. Her şey hayal ettiğimden bile güzel olmuş. Çok teşekkür ederim abiciğim. Cansu ve Barış da çok yardım ettiler. Sağ olsunlar. Sana da teşekkür ederim Barış abiciğim. Her şey harika. Beğendiğine sevindim canım benim. Cansu nerede peki? Hiç de çaktırmadı bak. Ya ben o dayanamaz söyler diye düşündüm ama. Doğru. Çağla nerede peki? Kendi gelecek canım. Ben kulüpten direkt geldiğim için onu almaya zamanım olmadı. Anladım. Ya Aslı nerede kaldı? Yoksa burada olduğunu bilmiyor mu? Abicim neredeyse herkes burada. Ama ben birini daha çağırmıştım da onu göremedim. Kimmiş o? Aslı. Merak etme ben konuştum onunla. Hatta bugün senin yanına ben bıraktım. Abicim yoksa barıştınız mı? Hayır Eda'cığım. Aslı senin arkadaşın o kadar. Çağırdığıma pişman etme beni. Tamam. Selda, Burak gecikecek mi acaba? Geç gelir hayatım. Bugün Eda'nın doğum günü partisi var ya. Ha öyle mi? Gençler kendi aralarında kutlayacaklarmış. Ama ben diyorum ki yarın hep beraber bir yemek yiyelim. Vallahi ne kadar iyi olur. Sen bunu organize etsene. Ay etmem mi? Ay benim o canım kızım ya. Kızım sayılır Eda benim. Doğru gerçekten. Eda'ya senin çok çok emeğin geçti. Ay Nihat. Ben o kadına hala inanamam biliyor musun? Yani bırakıp gittiğinde Eda minicik bir bebekti. Ha nasıl insan özlemez, nasıl aramaz? Ya taş olsa çatlar insan. Şurada ben bizim oğlanı iki gün görmüyorum da burnumda tütüyor vallahi özlüyorum. Yani bu kadar yıldır arayıp sormadı da. Vallahi inan belki de görmemesi daha iyi oldu. Yani böyle bir kadın bu çocuklara ne verebilirdik? Ay yok Nihat'cığım ben öyle düşünmüyorum. Gerçekten bak annelik çok farklı bir duygu. Ya ben anlam veremiyorum buna. Neyse ben Eda'yı bir arayayım. Doğum gününü kutlamadım. Ablacığım. Eda'cığım, dünyanın en güzel yeğeni. Nasılsın bakalım? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Doğum günün kutlu olsun. Çok teşekkür ederim amcacığım. Yalnız böyle kuru kuruya olmaz bak. En kısa zamanda birlikte kutlayacağız. Ayrıca hediyem var ha. Ne demek? Düşünmeniz, kutlamanız yeter. Tamam canım. Hoşça kal. Bir saniye. Yengene veriyorum. Hadi hoşça kal. Ay benim bu kızımın yaş günü mü varmış? Güzel gözlü kızım benim. Nice yaşlara. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tamam canım benim. Hadi öpüyorum ben seni. Tamam canım, görüşeceğiz. Amca? Amcası, güzel haberlerini aldım. Ya, benden duymanı isterdim ama bir araya gelemiyoruz ki bir türlü. Evet amca ya. Son günlerde çok ihmal ediyorsun beni. Haklısın. Bundan sonra daha sık görüşelim. Tamam. Güzel parti değil mi? Ha? Çağla'cığım hoş geldin. Teşekkür ederim. Merhaba canım. Hoş geldin Çağla'cığım. Doğum günü kutlu olsun tatlım. Teşekkür ederim. Eda'cığım. Dans edelim mi? Olur. Son anda arayıp alamayacağını söylediğin için en son gelebildim Burak'cığım. Benim de işim anca bitti Çağla. Kusura bakma. Sen yoksa bugün bana bozuldun mu? Yok ya. Ne bozulacağım sana? Tamam o zaman.
Yalnız bu başar mıdır nedir? Sürekli arıyor yalnız ben sinirlenmeye başladım Nihat. Yani senin akşamları böyle telefonun falan ikide bir çalmazdı. Hayır nedir yani mevzu? Arkadaşın değil, bir şey değil. Ama ikide bir arıyor, ne istiyormuş ki? Selda, sana bir şey söylemem lazım. Efendim Nihat. Sen huzursuz olmayasın diye söylemedim. Ama böyle de olmuyor. Ne oldu? Bu arayan Başar var ya. Bu aslında Başak. Başak. Ha, Sinan'ın eski karısı Başak. Evet. Ay yok artık. İti an çomağa hazırlı oldu yani bu da. Ay nereden çıktı bu şimdi ya? Ne istiyormuş ki? Doğrusunu istersen ben de tam olarak bilmiyorum. Yani Sinan'a da söylemedim bir şey. Elçin'le çocuklar o kadar mutlular ki. Onları da böyle bir gerginliğin içine sokmak istemedim. Ama kadın da ortaya çıktı yani ne yapayım? Hayır yani hangi yüzle arıyor ki? Bu kadar yıldan sonra ne istiyormuş? Çocukları falan mı görmek istiyor yani? Bence o kadar masum bir şey için ortaya çıkmadı. Mevzu başka. Nasıl başka? Biz Başak'la görüştüğümüzde... Görüştüğünde? Evet, görüştük. Yani Hülya beni gördü ya... Ben o zaman Başar'la değil, Başak'la görüşüyordum. Yani ben kuş kullanmakta çok haklıymışım Nihat. Ve sen bana yalan söyledin. Lütfen, bak mecbur kaldım. Yapabilecek bir şey yok. Sebep ne olursa olsun, bana yalan söylemeyecektin Nihat. Selda, lütfen bir dinler misin beni? Ah Başak, işte yine ortaya çıktığım belli. Lanet olsun. Babacığım sormayı unuttum. Sabah bana bir çiçek geldi. Sen mi gönderdin onu? Yok. Ya bunu benim yapmam lazımdı. Hayır ama ben değilim. Olsun babacığım. Herhalde gizli bir hayranım da. Yani şey bir arkadaşımdan herhalde. Hadi kızım artık bana müsaade. Kovulmadan gideyim artık. Baba ya. Şaka yapıyorum şaka. Hey çocuklar, hadi size iyi eğlenceler. Görüşürüz babacığım. Merhaba Sinan amcacığım. Oo Cansucuğum, hoş geldin. Hoş bulduk. Canım benim. İyi ki doğdun canım dostum. Nasıl, beğendin mi sürprizi? Ya çok şaşırdım. Sen de hiç çarptırmadın ha. O zaman sürpriz olmazdı. Kardeşim genç kız olmuş. Evet abicim, sonunda kabul ettiniz. Tekrar nice mutlu yıllara prenses. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar çok güzel gidiyorsun bu kadar. Ya çok güzel olmuşsun, bayıldım. Oldum değil mi? Biliyorsun bugün büyük gece var. Evet, bu gece çok önemli. Çok heyecanlıyım. Kızlar? Ne konuşuyorsunuz öyle fısır fısır? Yok canım, gürültüden. Yoksa sizden bir şey saklayacağımız yok. Şaka yaptım canım. Aşkım. Hadi biz dans edelim. Sonra Çağla'cığım ya. Ay Burak, sana da bir haller oldu bugün. Yorgunum Çağla. Tamam. Kızlar, hadi biraz eğlenelim ya. Olur. Olur. Deniz nerede? Gelmeyecek mi? Bir şey mi oldu yine? Hayırdır abicim? Yok bir şey abicim. Kapatın konuyu. Neden? Dün her şey çok iyiydi. Her şey bitti. Oğlum neden ama? Çünkü bana yalan söyledi. Koray'la gerçekten birlikteymiş. Ve bu benim ona verdiğim son şans.
O yüzden başka bir şey sormayın. Ben bir bakayım. Deniz nerede acaba? Hiçbir şey sorma Çağla. Bu sefer kesin ayrıldılar. Şaşırmadım o fotoğraflardan sonra. Volkan bunu kaldıramazdı. Sen nereden biliyorsun? Tüm sosyal medya sallandı Burak'cığım. Koray'la gerçekten birliktelermiş. O samimi pozlar falan. İnsanların özel hayatını didiklemeye bayılıyorsun Çağla ya. Volkan bizim arkadaşımız Burak. Şu an belki üzülmüş olabilir ama Deniz'in gerçek yüzünü gördü. Selda. Hadi gel dışarı çıkalım bir şey içelim. Hayır. Yani canın dışarı çıkmak istemiyor mu? Yoksa hala kızgın mısın bana? Benim canım artık seninle bir şey yapmak istemiyor Nihat. Yani hala kızgınız. Tamam ama yani lütfen bu kadar büyütme bu olayı. Büyütüyorum. Tamam özür dilerim. Haklısın. Ama inan bana böyle bir yalan söylemenin huzursuzluğu içindeydim. Ben de çok uzun bir süredir. Ben sana söylemek için uygun bir zaman bekliyordum. Yani bu kadından söz etmek bile istemediğim için söylemedim sana. Yoksa ben yalan söyler miyim hiç? Nihat, bugüne kadar bana hiç yalan söylemedin evet. Ama bundan sonra da söyleme. Hiç söyler miyim? Benim tatlı karım. Aşkım. Bakayım sana sinirince ne kadar tatlı oluyormuş. Aman da aman. Canım, bir tanem. Hadi affettin mi beni bakayım? Hadi bakalım. Eda'cığım, bu benim hediyem. Umarım beğenirsin. Çok teşekkür ederim. Aslı'cığım, bizi kırmayıp geldiğin için teşekkürler. Bunu benim için mi çizdin? Çok teşekkür ederim. Bunu odamın en güzel yerine koyacağım. Hatta buradaki bütün kızlardan daha güzelsin. Hatta benden bile. Teşekkür ederim. Bu güzellikle artık bir selfie çekeriz. Çekiyorum. Hadi Aslı gülümsesene. Gerçekten çok güzel çıktık. Evet, çok güzel. Dans edelim mi? Abi, hadi.
Hadi siz de bize katılın. Dans edelim mi? Tabii. Aslı, dans edebilir miyiz? Umut yok, bir ışık yok gözlerinde. Ben hala bekleyenim olsun. Ateş yok, sıcaklık yok ellerinde. Ben yanarım aşkınsa olsun. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur, sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel misafirim, sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püskül belam derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde, benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püskül belamı derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde, benim içimde uhde kalan. Bence Aslı hala ona karşı bir şeyler hissediyor. Yoksa hayatta gelmezdi. Bıraksın bu Eda ayaklarını falan. Aslında denizden iyidir biliyor musun? Aslı giyinip süslenince bir şeye benzemiş. Volkan için de bayağı bir hazırlanmış. Bence bu geceden sonra kesin barışırlar. Çağla. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püskül belamı derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde, benim içimde uhde kalan. Sen kapımı çalansızın başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur, sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel misafirim, sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püsküllü belamı derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde, benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püskül belamı derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde, benim hiçe sayan. Daha iyi misin? İyiyim. Teşekkürler. Oturuyorum, evdeyim.
Yeni geldim sayılır. Sen ne yapıyorsun? Ya Erdem, kapı çalıyor. Ben seni sonra arasam olur mu? Tamam. Buyurun. Kimsiniz? Ya ne gülüp duruyorsunuz? Allah Allah, çattık ya. Gonca dur 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 dur. Erdem ben. Hiç. Aman. Ne yapayım yani Gonca, tamam. Sen böyle komşular falan görür deyince ben de böyle gelmek geldi aklıma. Hem kız arkadaşın falan gelince bir şey demezler değil mi öyle yani? Demezler. Bunları da şeyden aldım ha, yengemin dolabından. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Tam oturmuş. Ya tam oturmuş üstüme yani de bu sıcakta da çekilmiyor. Bu neymiş, bir dar falan filan pişti mi ya? Bakayım. Ha? Bu sıcakta bu mu giydi? E ne yapayım, kıllı kıllı mı geçseydim acaba? Ama bir tanem, ben sana ağda yapardım. Ya bir dalga geçme Gonca'ya. Bak senin için ne durumlara düştüm ya. Ya. Sen beni görmeye bu kadar çok mu istiyordun? Evet. Allah öptün, beni öptün ya şimdi. Vallahi aha kanıtı da var, öptün. Ya ruj bulaştı değil mi? Yok yok yok, böyle olmaz, böyle olmaz. İlk öpüşümüz, ben böyle hayal etmedim mesela ilk öpücüğümüzü gerçekten. İşte yat buraya. Vay be. Vallahi nasıl yaptım bilmiyorum, böyle birden içimde hala öyle geliverdi. Efendim babacığım, ya daha çok erken. Tamam, geliyorum. Canım, babam gelmiş. Ya bir de o kadar erken gelme dedim, of ya. Olsun canım, geldin ya, boş ver. Hadi yine baş başa kaldım. Hadi öpeyim seni. Hah, görüşürüz canım. İyi akşamlar. Tekrar teşekkür ederim bu gece için. Her şey çok güzeldi. Aynen, bence de. Herkes çok eğlendi. Sen peki? Ben de tabii ki. Bak bakayım. Benim sana bir şey söylemem lazım. Dinliyorum Eda'cığım. Öncelikle bu gece çok yakışıklı gözüküyorsun. Teşekkür ederim canım benim. Senin için hazırlandım. Barış, ben senden çok hoşlanıyorum. Hem de çok uzun süredir. Bir daha. Bir daha. Bak ben... Ya sen benim kardeşim gibisin. Başta da böyleydi. Bundan sonra da böyle olacak. Gel buraya ufaklık. Daha üzgünüm. Bu konuşmayı hiç yapmadık varsayalım, olur mu? Aslı. Keşke hiç konuşmasaydım. Artık yüzüne de bakamam. Bitti. Barış değil mi? Evet. Rezil oldum ya. Eda'cığım, ne olur üzme kendini. Sen çok cesur davrandın.
Belki de ya bir anda böyle bir itiraf beklemiyordur. Sussaydı o zaman. Yoksaydı bu konuşmayı hiç yapmamış olalım dedi bana. Eda biraz zamanı bırak. O da sana karşı bir şeyler hissediyorsa söyler zaten. Aslı bitti işte. Rezil oldum. Çok üzüldüm Eda'cığım. Arkadaşlar ben gidiyorum. Daha erken oğlum ya. Malum yarın iş falan var. E biz de çalışıyoruz herhalde. İki gün çalıştı ya. Neyse, görüşürüz. Ben gidiyorum. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben de artık gitsem iyi olacak. Bana bir taksi çağırabilir misiniz? Ben bırakırım ya seni. Yani biz seni bırakırız. Zahmet olmasın size. Taksiyle olmaz tek başına. Aslı. Ben seni bırakırım. Gerçekten gerek yok. Ben kendim giderim. Olmaz öyle şey gerçekten. Ben seni bırakırım. Peki. Eda'cığım tekrar doğum günü kutlu olsun. Çok güzel bir partiydi. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Çıkalım mı artık? Tamam. Ben Aslı'yı bırakıp döneceğim. Görüşürüz. Biz o zamana kadar gitmiş oluruz. Çok yakışıyorlar. Umarım barışırlar. Bence de. Çünkü Deniz artık tarih oldu. Çağlan, biz de kalkalım. Yarın erken kalkacağım. Of, tamam Burak. Sen de sıkıcı oldun işe başladığından beri. Görüşürüz Eda'cığım. Görüşürüz. Hadi canım, görüşürüz. İyi ki doğdun. Teşekkürler. Ben zaten sen nasıl bu kadar iyi kadın oldun anlayamamıştım. Ben az kadın olmadım. Nasıl yani sen hep kadın oldun? Tabii. Ben şeyde otelde resepsiyondan önce şeyde animatördüm evet. Orada beni hep kadın yaparlardı. Ay senin o gülen dişlerini yerim böyle. Ay 32 dişini yedim böyle. Ay. Aşkım bir şey diyeceğim ne yapsak? Şu an ne yapsak mesela? Gerçekten ne yapsak? Acaba film mi izleyelim? Ha? Bir şeyler atıştıralım, bir şeyler içelim. Kahve içelim, çay içelim. Dur ben çay yapayım gelip. Ben niye çay yapıyorum ya? Çay yapılacaksa burada sen yapacaksın. Ha? Ne yapalım? Erdem, bir sakin olalım bence. Ya olamıyorum, ne yapayım? Olamıyorum ki ya. İçim içime sığmıyor. Çok mutluyum, gerçekten çok mutluyum. Ciddi söylüyorum, çok mutluyum. Keşke her gece böyle birlikte olabilsek. Ya, orası kolaydı. He, kolay değildi. Ne kolaydı? Böyle bu kıyafetleri giydim, o sıcakta geldim kadın kıyafetleriyle buraya kadar. Ama değdi. Bir şey diyeyim mi? Ben de çok mutluyum seninle. Gerçekten mi? Evet. Niye ağlıyorsun? Öyle. Mutluluktan öyle. Ya olsun, mutluluktan da olsa ağlama. Evet. Hem bak. Melin akıyor. O yüzden mi acaba? Şu an gözüm yanıyor çok kötü şekilde. Bu mu yaktı acaba? Oo, yaktı vallahi. Ay. Tamam neyse ya. Aman ne olacak? Bir şey diyeceğim. Bugün her anın tadını çıkaralım gerçekten. Tamam o zaman sen git. Şu yüzünü bir yıka. Ben de sana çok güzel bir kahve yapayım. Tamam o zaman ben gideyim. Sen güzel bir kahve. Kim ne oldu? Erdem, ne oldu? Al şu, al. Ver şunu, çok tamam. Sıkma bir yere. Tamam, nereye kaçın, nereye? Gonca, kız açsana kapıyı. Hoş geldin. Ne açmıyorsun kız bir saattir kapıyı? Abiciğim sen ben gelmeyeceğim deyince ben de öyle iyice kilitlemiştim. Son anda iptal oldu. Yoksa ben gelmeyeceğim diye eve o serseriyi mi çağırdın? Yok abiciğim ne serserisi aşk olsun. Gonca. Salak mı zannettin kız sen beni?
Ha? Ya abicim gerçekten. Gonca eğer bir yalan söylüyorsan yemin ederim kemiklerini kırarım senin. Onu zaten yaşatmam. Katil edersin beni, katil. Yok abicim gerçekten öyle bir şey yok. Burada değil mi? Ben şimdi burada. Nerede o? Yer yarılsa içine girsin. Ya hayatım. Ah, kim geldi? Aa, abin mi geldi? Ya, evet. Memnun oldum. Eftalya ben. Merhaba, memnun oldum. Böyle ayıptır söylemesi be. Mayen günlerinde olduğum için böyle bir halsizlik gelmiş. Böyle ah derken uyuvermişim, içim geçmiş ya. Neyse. Gonca biliyorsun bizimki böyle geç gidince kudurur. O yüzden ben gideyim artık. Tabii, tabii. Hoşça kalın efendim. İyi akşamlar. Ay, aa, nasıl böyle? Tabii. Hadi Gonca tatlım, görüşürüz. Görüşürüz. Gonca, siz niye söylemiyorsun evde misafir var diye bağırtıyorsun beni? Ama abicim bir dinlemedin ki anlatayım. Hadi iki kahve yap da birlikte içelim bari. İçeriz değil mi? İçelim hadi. İçeriz. Çok güzel bir doğum günü oldu değil mi? Çok. Ya ben Eda'nın ilk girişini göremedim ama eminim çok şaşırmıştır. Hem de nasıl? Bu arada sana tekrar teşekkür ederim. Senin benim için yaptıklarının yanında. Bu arada fotoğrafları gördüğünde iki yanımdaydın. Yani sen yanımda olmasan kötü şeyler olabilirdi. Bu gece de iki yanımdaydın. Teşekkürler. Senin yanında kendimi iyi hissediyorum. Burak, biraz yavaş git istersen. Yavaş gidiyorum zaten Çağla. Sanki acil bir yere yetişiyormuşsun gibi kullanıyorsun. Tamam, yavaş geldik zaten. Tamam. Farkında değilim. Sen gerçekten iyi olduğuna emin misin? İyiyim dedim ya Çağla. Yorgunum sadece. Tamam. Üstüne gelmiyorum. Teşekkür ederim aşkım. Bak yarın bir şeyler yapıyoruz. Çok ihmal ettin beni ona göre. Bakarız. İyi geceler. Sana da. Sen artık çok olmaya başladın Burak. Bilerek yapıyor bütün bunları. Sırf beni sinir etmek için. Fotoğrafları bulup yayda yetmedi tabii. Kesin o yaptı. Başkası olamaz. Kahretsin ya. Ben Volkan'a şimdi ne diyeceğim? Beni hayatta affetmez. Yalanlayacağım. Başka çarem yok. Onu kaybettim.
edemem. Efendim? Volkan, lütfen biraz dinler misin? Açıklayabilirim. Senden bir açıklama bekleyen yok Deniz. Volkan, ne olur. Yalvarırım. Açıklayabilirim. Göründüğü gibi değil. Bizim barışmamız zaten bir hataydı. Bu sefer gerçekten bitti. Bir daha sakın beni arama. Kaybedecek bir şeyim yok. Bunu yapan bedenini ödeyecek. Aramasına şaşardım. Deniz? Amacına ulaştığın için mutlu musun? Anlamadım. Eminim anlamamışsındır. Yanlış kişiyle uğraşıyorsun Deniz'ciğim. Fotoğrafları bulup sosyal medyada sen yaydın. Bunu çok iyi biliyorum. Volkan'la barışmamı kaldıramadın. Ama seni şu an çok iyi anlıyorum. Oyunun son anda bozuldu. Ama yalanla bir yere kadar tabii. Ben yalan konusunda senin sevgilin kadar başarılı değilim tabii. Ne demek istiyorsun sen? Sen daha büyük bir yalanın içindesin Çağla. Deniz, açık konuşur musun? Sana sadece şu kadarını söyleyeyim. Sence Volkan, benden ayrıldığı dönemde o kızla gerçekten birlikte olmuş mudur? Ya da öyleymiş gibi davranmış mıdır? Bence bunu bir araştır. Senin saçmalıklarını daha fazla dinlemeyeceğim. Yalanlarını kendine sakla. Kapat bakalım. İnanmasan bile sana şüphesi yeter. Eğer bu doğruysa ben bunu ortaya çıkartırım. O zaman elimden çekeceğin var Burak. Pardon. Nerede kaldın? Niye bu kadar geciktin? Sana ne? Ne demek sana ne? Basbayağı sana ne işte? Sen bana hesap mı soruyorsun? Soruma cevap verir misin? Ya partiden çıkıp direkt eve geldim işte. Asıl sen nereden çıktın? Ben çıkarken hala partideydin. Biraz hızlı gelmiş olabilirim. Ya biri görecek, ne istiyorsun? Sana söylediğimi düşündün mü? Evet, düşündüm. Sana yardım falan etmeyeceğim. Hayır, onu değil. Diğer söylediğim. Benimle alay etmeyi bırakır mısın artık? Ben seninle alay falan etmiyorum. Sana verecek bir cevabım yok. Aslı,
Ya bırakır mısın beni? Neden böyle davrandığını biliyorum. Çünkü sen de benden hoşlanıyorsun.